Sayın Subaşı, tabii bu bildiride darbe iması var mı diye sormayacağım hiçbir konuğuma. Ama Sayın Subaşı, size şunu sorayım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu partilerle ilişkilerini araştırdıklarını söyledi. Bugün Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'i hedef alan açıklamaları oldu. Tüm bunlara siz ne diyeceksiniz? Bu anayasanın 26. maddesi çok açık. Orada bir fikir özgürlüğü alanı Türkiye'de o kadar daraltılmaya başladı ki sadece hükümet iktidar mensupları yönüyle fikir özgürlükleri olabildiğince serbest ama eleştiren yaklaşanlar ya da muhalefetin neredeyse düşünce ve görüş özgürlüğü alanı neredeyse hiç kalmadı. Şimdi Kanal İstanbul tartışılıyor ve ardından Montreux tartışılıyor. Montreux tartışması belki de bir tesadüftü, yani bir gazetecinin sorması üzerine meclis başkanının yorumuydu. Yani Montreux'de vesaire de işte bir cumhurbaşkanının yetkisi dahilindedir. Konuyu anlatırken belki de böyle bir cümle kullandı. Bilerek ya da bilmeyerek, ama sonuçta bir Montreux tartışması yarattı. Kanal İstanbul'da zaten daha önce yaratmıştı Montreux tartışmasını. Montreux'a baktığınız zaman Karadeniz'i güvenceye alan, Boğazları güvenceye alan, Marmara'yı ve Karadeniz'de bir barış denizi olmasını sağlayan bir sözleşmedir. Lozan'dan sonra tamamlayıcı, önemli bir sözleşmedir ve bize egemenlik haklarımızın tescili gücünü veren bir sözleşmedir. Şimdi bunu her an tartışıyorlar. Bu da doğrusu çok büyük bir kaygıya neden oluyor. Hatta Cumhurbaşkanı güya Montreux Sözleşmesi'nin tartışılmadığını hatta savunur gibi yaparken daha iyisini yapana kadar geçerlidir gibi bir cümle sarf etti. Yani savunurken bile tartışmaya açık bıraktı Montreux'u. Şimdi hal böyle olunca hele Kanal İstanbul'u yaptıktan sonra Montreux'u yaşatabilmek son derece zordur. Yani ABD'nin Karadeniz'de bir takım istekleri olduğunu yıllardır biliyoruz. Ama bizim 2. Dünya Savaşı'na bile girmeden bir onu bile engelleyen o alanı, Karadeniz'i bir barış denizi haline çeviren, Mavi Deniz olarak da bize avantaj sağlayan bir Montreux Sözleşmesi ve Kanal İstanbul tartışmaları Türkiye'de çok ciddi kaygılara neden oldu. Hemen hemen bundan kaygı duymayan pek kimse kalmadı. Belki iktidar mensuplarının çok yakın çevresi dışında kaygı duymayan yok. Bu konuda da bilgi sahibi olan emekli generallerin neredeyse topluca, bunlar Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli insanlar. Bunlar bizim değerlerimiz. Subaylarımız, asker kişilerimiz, amirallik seviyesine kadar yükselmiş donanımlı kişiler. Şimdi bunlar topluca bir arada bir metin kaleme alınmışsa, onun yolunu da anlattılar. Yani WhatsApp grubunda birkaç kişinin düzenlediği, bütün amiraller tarafından veya 104 amiral tarafından olumlu bulunması suretiyle böyle bir açıklama yapalım demiş. Montreux'den kaygı duyan, Kanal İstanbul'dan kaygı duyan, bu konuda yetkin olan ve bilgi sahibi olan kişilerin, asker kişilerin bu konuda fikir serdetmesi son derece doğaldır. Hele anayasanın 26. maddesine baktığımız zaman herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Şimdi bu madde kapsamına anayasanın güvencesi altına giren bir bildiridir. İster bildiri deyin,
ister açıklama değil, ister basın bülteni değil. Saat mefhumu yoktur. Yani ne anayasada ne kanunlarımızda gece ya da sabah yayınlanmasının bir şeyi de yoktur. Suç unsuru teşkilinde bir özellik de arz etmez. Ama bizim eski kaygılarımız varmış. Bugün eski kaygıları filan yaptık. Kelimelerden kuşkular, kaygılar yaratılacaksa çok yaratılacak olay vardır. Ama böyle bir bildiriden Montreux'le ve Kanal İstanbul'la ilgili kaygılarını belirten bir bildiriden darbe çağrışımı yaratmak gerçekten neredeyse mümkün değildir. Bir hukukçu olarak kaç kere okursak okuyalım, bunda şöyle bir suç unsuru vardır demek mümkün değil. Ha orada aksi halde sözü geçermiş. Aksi halde evet, aksi halde yıllarca FETÖ'den dolayı hükümet yüzlerce kere uyarılmadı mı? Aksi halde diyerek. Bakın bu gidiş aksi halde Türkiye'yi şu noktaya getirir diye yüzlerce defa uyarıldılar. Ama hükümet yine bildiğini yaptı. Bugün de amiraller, bakın muvazzaf amirallerin tarikat tekkelerinde cübbeyle ve sarıkla resimleri çıkıyor. Türkiye bu tür olgulardan, oluşumlardan çok çekti. Bunlara dikkat edilmezse Atatürk ilkeleriyle gittiğimiz cumhuriyetin, laik cumhuriyetin yolunda ilerlemezsek yine sıkıntıya gireriz gibi bir uyarı. Ama neresinden bakarsanız bakın, bundan suç unsuru çıkarmak mümkün değil. Ha bu bir darbe çağrışımı yaparmış. Hükümet öyle algılanmış. Ama sen öyle algıladın diye hukuken farklı yorumlanabilecek bir konuyu Cumhurbaşkanından bakanına kadar her gün televizyonlarda bu suçtur, bu darbedir, milli iradeye darbedir, milli iradeyi yok saymaktır, hükümetin egemenlik haklarına müdahaledir dediğiniz zaman anayasanın 138. maddesine göre suç işliyor sayılırsınız. Bu beyan ya da bildiriden suç unsuru çıkmaz ama Cumhurbaşkanının, hükümet mensuplarının, hatta Yargıtay'ın ve Danıştay'ın açıklamaları açıkça anayasanın 138. maddesinde yargıya müdahale, talimat ve fikir serdetmek olarak sayılır. Evet. Zaman itibariyle, gece olması itibariyle eski endişe ve korkularımız vardır ama ben hükümetin hiç korkmadığını biliyorum. Yani hükümetin hiç de kaygı duymadığını darbelerden çok net onu da biliyoruz. Ama bundan böyle bir çıkarım elde ederek siyaseten kullanmak yanlıştır. Emekli komutanların silahı olmadığı gibi böyle bir darbe tevessülü veya birilerini çağrıştığına dair bir emare ve delil de bulunamaz. Bence hükümet siyaset alanını kendi çevresi için olabildiğince geniş tutarken ki Ayasofya imamının söyledikleri de belli. Mehmet Sarı, emekli general Mehmet Sarı'nın beyanları da belli. İslam hukukuna davet eden, İslam konfederasyonuna davet eden, laiklikten vazgeçilmesine dair beyanlar da belliyken bu kaygıların amirallerce dile getirilmesi ve bu şekilde derli toplu bir beyan şekline dönüşmesinden bir darbe çağrışımı çıkartılmamalı. Peki, bununla da gündem yaratmak söz konusu olmamalı. Evet. Bir şey daha ilave edeyim. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları açık fotoğrafını veren bir üyeye darbe çağrışımı yapıyorsun diye aylarca feryat figan gündem değiştirildi. Bu da benzer niteliktedir. Bu kişilerin darbe yapma ehliyeti olmadığı gibi
ellerindeki güç silah değil, top tüfek değil. Sadece bir fikir sergetmektir. O günde Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarının gösterilmesi de bizim silahımız, gücümüz hukuktur. Biz ayaktayız. Doğru bildiğimiz hukuk içinde yaparız mesajıdır. Ama bu tür bildirileri elinde güç taşıyan, silah taşıyan, topu tüfeğe olan vasıflar topluca bildiriler yaptığında bu bir darbe çağrışımı, darbe iması sayılabilir. Peki. 27 Nisan'da muhtıraya, resmen yapılmış muhtıraya hükümet şunu demişti. Bu bir basın bildirisidir demişti. Gece yarısı açıklanan o muhtıraya basın bildirisidir demişti. Ama bu emekli amirallerin söylediğine bırakın basın bildirisini, her gün feryat figan bu bir darbedir çağrışımı yapılmaktadır. İşgüzarlık diyebiliriz, eleştirebiliriz, gece niye olmuş diyebiliriz. Fakat bu bir darbe çağrısıdır diyemeyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.